Başımız kusurumuza bakıldı, olur mu? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Mutlu bir gün. Aynen. Neler söyleyeceksiniz? Biz de onlar adına çok mutluyuz. Bu güzel günlerini paylaşmaya geldik. Biz böyle güzel günleri bir arada geçirmeyi seviyoruz. Evet. Tabii ki de Acun abimizi yalnız bırakmayacağız. Şimdiden sizlerin aracılığıyla da çok mutluluklar dilerim onlara. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Her şey yolunda. Tempolu geçiyor, konserler. Biraz bu yaz biraz fazla çalıştım. Hiçbir tatil beldesine denk gelemedik. Evet. Barış Bey'le bir iki konuşur gibi olduk ama kısmet olmadı. Tatil yapamadık. Belki Ekim ayında. Çalışıyorum, koşturuyorum. Onun için her şey yolunda. Çalışmalar var mı? Ekstra sonunda. Var. Ama artık çıkınca haber vereyim onlara. Sürekli bir vaatte bulunuyorum, çıkaramıyorum sonra. Ezanı da böyleyim. Kaçıyorum, kalabalık etmiyorum. Bir haber çıktı ameliyatla ilgili. Neler söyleyeceksiniz? Biz de aramızda güldük çok. Hatta Akif'le mesajlaştık. Yalan haber, hala horluyorum falan dedim. Hadi görüşürüz. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Kim buradasınız? Oğuz Bey, fotoğraflar acil artık lazım gerçekten. Son kez buradayız, bitti. Buraya bakalım. Hocam çekeceğim. Yürü çek çabuk, abi olacağız. Tamam. Demet Hanım, şöyle alabilir miyiz? Çok güzel. Röportajı alabilir sizlere. Demet Hanım şöyle. Ha, böyle masa evet, evet. Masa evet. Yaptık daha rahat olsun diye. Acun Bey ve Çağlan'ın mutlu günü. Neler söyleyeceksiniz Demet Hanım? Evet, mutluluklar diliyoruz patronuma ve eşine. Geldik. Güzel bir gece olacak herhalde. Size de kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Siz neler söylemektersiniz? Allah bir yastık koyasın diyorum ben. Bunun dışında nasılsınız? Neler yapıyorsunuz Demet Hanım? Nasıl geçti yaz tatili? Tatil mi? Çalıştık. Çeşmeden gidip geldik işlere. Onun için devam ediyorum çalışmaya. Konser maratonunda güzel geçti. Bir değerlendirirsek sizin için. Güzel geçti. Yoğundu ama benim yine ortak kulak iltihabı. Ben her sene yani yazın bir şey yaşamazsam olmuyor. İlla ki bir şey yaşamam lazım. Öyle. Niye gülüyorsun be? Okan abi. Özleşmişiz ondan dolayı. Demet Hanım, verdiğiniz kilolar da bu sene aslında gündemdeydi. Neler söyleyeceksiniz? Konuyla ilgili hiç hoş olmadı. Çünkü habire doktorumu arayıp diyorum ki kredi kartı borçlarını sana göndereceğim diyorum. Ama yani güzel bir şey zayıflamak ya. Bugün bile şöyle bir şey aldım gittim kendime denemeden. Hakan Bey'in yardım olmadı mı? O da çok spor yapıyor. Yok, bu şimdi beni bir tane şey özel şey yapacağım inşallah. Onu da hazırlıyoruz. Evet. Hadi bana kolay gelsin. Peki çok teşekkürler, sağ olun. Şefim sizleri de alabilir misiniz? Sağ olun. Geldiniz. Eyvallah. Her zamanki gibi. İyi akşamlar beyler. Somer Şef'i şöyle alabilir miyiz? Duygularımız var. Dur şunları bir... Buyurun, tuşa mı istiyorsun? Şöyle bir kamera var burada. İzleriz. Yerine geç. Ne bileyim, hep ortada olunca şey oluyor. Boy sırası mı var yoksa? Yok ya, bizim sıra bu. Hemen düzen alırız. Sözleşme de yazıyor yani. Alışkınız böyle. Hoş geldiniz efendim. 7 senedir böyle olduğumuz için bayağı alışkınız. Acun Bey ile Çağlan'ın mutlu günü. Neler evet. söyleyeceksiniz? Çok mutluyuz. Patronumuz evleniyor. Biz de davet ettiler, sağ olsunlar. Biz de tabii ki yoğun çekim takvimler arasından kaçtık geldik. Siz neler söylüyorsunuz? Çok mutluyuz yani. Zaten mutluluk da kutlamak da bence daha güzel bir şey yoktur yani. Hatta burada dostlara birlikte olmak da ayrı bir zevk yani. İşte bu kadar yani. Evet. Mehmet Bey, siz neler söylüyorsunuz? Hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar diliyoruz. Huzur ve sağlık diliyoruz yani. Bu tür günlerde en iyi söylenilecek şey budur inşallah. Bir ömür mutlu olurlar. Evet, MasterChef'te yoğun geçen bir tempo ile devam ediyor. Geçen sene olduğu gibi bu sene de reytinglere devam ediyor diyebiliriz aslında. Bununla ilgili neler söyleyeceğiz? Nasıl geçiyor çekim? Çok keyifli başladı. Çok iyi bir kadro var. Çok sürprizli bir sene oluyor. Yani normalde şöyle bir 5-6'yı tahmin edebiliyoruz ama ben ki her hafta kim gidecek onu bile bilemiyoruz. Çok iyi bir kadro var. Keyif alıyoruz, eğleniyoruz. Sizin neler söylemekteniz? Yeni söz Bugünkü bu seneki yarışmacıları çok hazırladılar. Herkes hazır geldi, herkese büyük birisi. Ama en özel şeyler büyük bir yeteneği var. Yani bütün seneler arasında biz biraz önce konuşuyorduk zaten. En yetenekten grubudan birisi yani. O içinde bu kadar çatışması geçsin şaşırmıyoruz açıkçası. Ama katılıyorum ya Zümeyce. Büyük bir işaret yani. Her hafta biz de öyle yaşıyoruz. Mehmet Bey. Valla bu yıl bence sürpriz. Yani şöyle sürpriz. Arabada gelirken şimdi onu konuşuyorduk. Şu anda üçümüzün de bir favorisi yok.
Ve bu yıl bence 2002'ydi sanırım. 2002'den sonraki, 2022'den sonraki... O kadar da olmadı mı? Yani 2022'den sonraki en güzel sezon olabilir. Çünkü gerçekten hepsi çok güçlü. Dediğimiz gibi şu anda hiç favorimiz yok. Biz de merakla izliyoruz. Yani daha doğrusu bakıyoruz. Tahminimiz yok. Evet, sürprizler de bu bir sezon. İlk birinci çıkan menemeni yapamamıştı hatta. Siz de şaşırmıştınız bununla ilgili de. Bununla ilgili de. Ya yemek hep Mehmet Şef'in söylediği ve artık bizim neredeyse altımıza yazılabilecek bir söz var. Şef son tabağa kadar şeftir diye. Hepsi bir hata yapıyor zaten. Bu bir hatalar oyunu. Normal. Bir gün yaparlar, bir gün yapamazsın. Sen menemeni çok az bir yemek mi zannediyorsun? Yok. Var mı abi? Menemek başka bir seviye yani. Tabii ki, tabii ki. Menemen yapabilmek çok önemli bir şey. Yani. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Biliyorlar abi. Konuk olmaya geldik. Hoş geldiniz. Oğlum durun lan, ne yapıyorsunuz? Bir ömür mutluluklar diyorum. Ben kanla girmiyorum. Bugün mutlu bugün. Bir kutlamaya geldik. Süper. Yaz nasıl geçti efendim sizler için? Yaz biraz tatil, biraz iş. Güzeldi, yoğundu ama güzeldi. Sizin için ne gibi sürprizler var? Sizin hazırlıklarınız var, bizi neler bekliyor? Valla var, güzel bir sürpriz var. Ama henüz belli değil. Olduğu zaman... Arkadaşlar sen yedin az tekrar. Merhabalar. Çok güzel duygularımız aldı. Koyalım buraya. Acun Bey ve Çağla Hanım'ın mutlu günü. Neler söyleyeceksiniz Gökhan Bey? Acun'la alakalı. Evet. Ya müthiş bir şey tabii ki. Mükemmel bir şey. Acun zaten çok hareketli bir arkadaşım olduğu için çok mutluluklar diliyorum. Şimdi bu akşam da onu kutlayacağız. Hayırlısı olsun. En güzel şekilde, en mutlu şekilde. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Sağ olun. Arkadaşlar, iyi akşamlar. Merhabalar. Çok mutlu bir gece. Çok sevdiğim dostumun gecesi. Kolay gelsin sizlere. Fotoğraf alalım mı? Buradayız efendim, bendeyiz. Hastanem evet, buradayız. Şöyle yazayım. Bir acele etmeyelim, evet. Evet. En baştan başlayarak koz verebiliriz. Buradayız. Buradan başlayarak. Sırayla bakarsınız. Buradan rica edelim. Buradayız. Bu taraftasınız şimdi. Bir tane daha alacağım. Buradayız. Son kez buradayız. Evet, çektiysek bir de ben rica edebilirim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Sağ olun. Merhaba. Buraya bir röportaj alsaydık. Sağ olun. Şöyle bir röportajı doğru alabilir miyiz? Hemen mikrofonla alalım. İyi akşamlar. Merhabalar. Efendim, Acun Bey ile Çağla Hanım'ın mutlu günü. Neler evet. Söyleyeceksiniz? Valla onlar adına biz de mutluyuz. Mutluluklar diliyoruz bir ömür boyu. Çağla'yı da çok seviyoruz. İnşallah bir ömür boyu mutlu mesut bir evlilikleri olsun. Yani çok güzel bir arkadaşlıkları, dostlukları vardı zaten. Evet. Bunu evlilikle taçlandırıyorlar bugün. Biz de çok mutlu olduk bunun için. Burada olmaktan da çok onur duyuyoruz. Onlarla birlikte bu gece eğlenmeye geldik. Güzel evet, bir gece parti olsun inşallah. Evet. Bence çok. Bence işin içinde Acun Ilıcalı varsa enfes bir gece olur bu gece. Süper. Çok eğlenceli olur. Yazı da geride bıraktık. Evet. Yarış programla başladı. Gayet de güzel başladı. Neler söyleyeceksiniz? Hızlı başladı program. Hızlı başladı, güzel başladı, keyifli başladı. Dinlendik, tatilimizi yaptık. Hem seyirciler hem bizler birbirimizi çok özlemiştik. Tekrar kavuştuk TV8 ekranlarında her gün. Saat 16'da efendim. Güzel toparlı yemekteyiz. Bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah güzel bir sezon olsun. Bu sene ödülümüz gündüz kuşağının en yüksek evet. Ödülü. 150 bin TL'ye veriyoruz. Mücadeleyi, rekabeti daha da bir hissediyoruz. Lezzetli yemekler, şahane sofralar. Ve de inşallah da yine her sezon olduğu gibi TV8'de güzel başarılı programları imza atacağımıza inanıyoruz, umuyoruz. Teşekkür evet. Ediyoruz seyircimize peki, çok de. Teşekkür hocam çok kısa duygularınızı alsaydık. Buradayız efendim. Evet birlikte buradayız. Ben çekiyorum. Evet buradayız şimdi. Teşekkür. Sonra ben de hocam şurada. Çok kısa buradayız. Tamamdır. Emre hocam, Bey buyurun. Duygulanınca bak. Hoş geldin Emre. Herkese merhaba. Acun Bey ve Çağla Hanım'ın mutlu günü. Neler evet. Söyleyeceksiniz Emre Bey?
Evet, Acun abi bizim hepinizin bildiği gibi çok yakın abimiz, dostumuz. Ona ve Çağla'ya bir ömür boyu mutluluklar dilemeye geldik buraya. Onların bu güzel gecelerinde onların yanında olmak istedik. Söyleyebileceklerim bu akşam için bunlar. İnşallah hep böyle mutlu, huzurlu, güzel günler olur. Acun abi çocukları seviyor. İnşallah aynı şekilde evlatlar serisini Çağla ile beraber devam ettirirler. Biz de onların mutluluğuyla mutlu oluruz diye ümit ediyorum. Peki, çok teşekkürler. Bunu. Çok sağ ol. Nerede? Telefondan müsaade eder. Ver bana. Çok da dikme gibi. Arkadaşlar. Kötü görünüyor. Beyaz ışığı kapatın. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin üstüme. Tanırsak başlayalım Hülya Hanım, merhaba. Başlayalım, maşallah. Telefonları sokmayın abi. Bir dakika sokmayın. Başlayabiliriz. Acun Bey ve Çağla Hanım'ın mutlu günü. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Allah müstesna. Neler, ben sevindim açıkçası. Uzun zamandır beraberlerdi. Çağla çok tatlı biri. Tanışma fırsatı buldum. Çok iyi aile terbiyesi almış. Onun için de Acun da çok mutlu. Bence güzel bir zamandı. Allah müstesna. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Her şey yolunda. Her şey yolunda. Güzel. İşte YouTube çekimleri çok iyi gidiyor. Ona çok vakit harcıyorum. Bu yaz doğru düzgün tatil yapamadım o yüzden ama yapacağım artık. Çekimleri sorayım, nasıl geçiyor? Güzel de tepkiler geliyor çekiminde konuklarla beraber. Valla güzel geçiyor. Ben çok keyif alıyorum. Çok keyif alıyorum. Yani en keyif aldığım şeylerden biri, biliyorsunuz yıllar öncesinden yapıyorum zaten. Yapıyordum. Evet. Ara vermiştim. Şimdi bu YouTube yaşasın. Özgür olmak çok güzel bir şey. Ne gibi avantajlarını yaşadınız peki? Ya da dezavantajları da var mıdır sizce? Yani hep sustuğumuz, daha doğrusu hani söylerken çekindiğimiz birçok şeyi, sözü daha rahat söyleyebiliyoruz. Daha özgürüz, daha kılık kıyafette daha keyifli. Yani her yönden çok hoşuma gidiyor. Peki selfie projenizi yapmıştınız. Sonrasında tekrar devamı gelebilir konuşmasını hep yapıyorduk. Bunu da sordum. Evet. Yani ufak ufak minik minik bir şeyler çekiyorum kendime. Gelecek illaki o da YouTube'a. Öyle. Merakla bekliyoruz. Peki çok İnşallah. Teşekkür ediyorum. Son olarak geçtiğim bir günlerde Kaya Bey'in bir açıklaması vardı. Bir hanımefendi tarafına dolandırıldım dedi kendisinden, evet. Yaşça küçük olduğu için. Sonradan öğrendiğini söyledi. Telefonları indirin abi. Soruyla İyi olmuş o da. Ben ne diyeyim yani, diyecek bir şeyim yok. Yani artık zaten kimin yaşının kaç olduğu belli değil. Öyle bir yazıda yaşıyoruz ki. Gerçekten öyle değil mi? 20'likler 30 gösteriyor, 30'luklar 20 gösteriyor yani. Olabilir. Olabilir yani. Yapacak bir şey yok. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Hani teşekkür ederim. Siz ilk duyduğunuzda böyle bir birlikteliği tepkiniz de oldu Hülya Hanım. Burada Hülya Hanım. Sergen Bey, bir fotoğraf alabilir miyiz? Ben de alabilirim. Buradayız. Buradayız efendim. Ortaya doğru hemen bakalım. Sonra bendeyiz. Buradayız. Teşekkürler. Sergen, bir de iki kelime edelim sen. Yok. Teşekkürler. Hüseyin, çıkın. Arkadaşlar, kübün. Hocam, ben de hazırlayayım. Tamam. Evet, arkadaşlar, rahat rahat. Arkadaşlar, sakin. Bir fotoğraf alalım. Pardon. Bize bir müsaade edin. Fotoğraf için bir müsaade edin. Bir fotoğraf alalım. Sakin olalım. Sakin lütfen. Sırayla. Evet, buraya bakalım lütfen. Evet, önce buraya doğru. Evet, bakıyoruz bu tarafa. Evet, çekiyoruz. Buradayız efendim. Acun Bey buradayız. Teşekkür ederim. Tam karşıya bakabiliriz. Acun Bey buradayız. Arkadaşlar, sizi bekletmem adına buraya geldik. Çok güzel konuşacağız. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Sağ olun, hepiniz görevinizi yapıyorsunuz. Bu mutlu günümüzde sizi de görmek büyük bir mutluluk. Yani zaten biliyorsunuz, uzunca zamandır beraberdik. Bugün de şu anda işte nikahımızı kıydık. Arkadaşlarımızla bir arada olacağız. Sağ olun, var olun diyelim. Hayırlı olsun. Yani. Sizce bir şeyler söylemek ister misiniz efendim? Duygularınızı alalım. Yani çok söylenecek bir şey yok aslında. Umarım çok güzel geçer bu akşam. Böyle bu kadar söyleyecektim. Mutluluklar diliyoruz. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok güzel. Tamam.
Teşekkür ederiz. Direkt aldı oraya kaydı. Allah istiyordum. Aman dikkat. Acun Bey'le Çağla Hanım'ın mutlu günü. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Acun abimizin mutlu günü. Bizleri de yanında görmek istedi. Biz de çok mutlu olduk. O herkesi mutlu eden bir insan. Herkesin yanında olan bir insan. Her zaman mutluluğu hak eden bir insan. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar. Peki, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun. Sakin olun. Sarı sakin. Evet, hoş geldiniz. Biraz merhaba. Daha yaklaşabilir miyiz? Merhaba. Duygularınızı alalım. Neler söylemek istersiniz? Mutluyuz. Mutluluklarını paylaşmaya geldik. Çok mutluyum. Şu an sizi hiç göremiyorum. mutluluklar diliyorum. Sizler nasıl, neler yapıyorsunuz? Nasıl bir yaz güzel geçirdiniz? Güzel koşturmaca, güzel bir yaz geçirdim. Şimdi evi kapattım, geldim. Cuma günü New York Fashion Week'e gideceğim falan. Hı-hı. Öyle güzel koşturmaca. Hemiş, çok sivilcelerim var. Bugün cilt bakımına gittim. O yüzden biraz böyle utanıyorum. Şey karşısında çekim olacak New York'ta. Ondan evet. Önce bir cilt bakımı yaptırdım. O yüzden biraz utanıyorum. O yüzden gidiyorum. Peki, görüşürüz. Güle güle. Sağ olun. Bir fotoğraf rica ederim. Çok çıkıyor ya. Bir tık daha bir şey yaptırırsak. Tabii tabii. Aynen. Buraları teyit getirelim. Barış Bey. Ben de alıyorum. Buradayım. Teşekkür ederim. Görüşürüz.